Sağlıkta programından herkese iyi günler. Bugün konuğumuz Operatör Doktor Müstecep Kavrut. 2006 yılından beridir de üreme sağlığı alanında çalışmaktayım. Şu anda birçok hastanede çalıştıktan sonra 2020 yılından beridir de kendi yerimde, kendi ofisimde hizmet veriyorum. Kadın 35 yaşından büyükse 6 ay sonra başvurabilir. Yok, eğer gençse, yaşı küçükse o zaman bir yılı beklemesinde yarar var. Bir yılın sonunda eğer gebelik elde edilmemişse bir kadın doğum uzmanına başvurmalılar birlikte. Çünkü doğal yolla gebeliğin olabilmesi için öncelikle en az 2,5-3 cm küplük normal bir rahim iç boşluğu gerekiyor. Açık tüpler gerekiyor. Bir de yumurta gerekiyor, yumurtlama gerekiyor. Kadın düzenli adet görüyorsa zaten %80-85 ihtimalle yumurtluyor. Evliliğin başlangıcında böyle bir niyetleri varsa, yani çocuk sahibi olmayı biraz erteleyeceklerse mutlaka rezervlerine baktırsınlar. Erkek herhangi bir problem var mı diye mutlaka bir sperm analizi yaptırsın. Kadın ise mutlaka bir kanda antimüleryen hormon baktırsın. Evlilerse embriyolarını dondurmayı, bekar bayanların da mutlaka yumurtalarını dondurmalarını öneririm. Sağlıkta programından herkese iyi günler. Bugün konuğumuz Operatör Doktor Müstecep Kavrut. Müstecep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Müstecep Bey, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Iğdır doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Iğdır ve Kütahya'da tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunum. Zeynep Kamil Hastanesi'nde de kadın hastalıkları doğum uzmanlığı eğitimimi aldım. Sonrasında da bir süre kadın doğum uzmanı olarak çalıştıktan sonra da yani 2006 yılından beridir de üreme sağlığı alanında çalışmaktayım. Şu anda birçok hastanede çalıştıktan sonra 2020 yılından beridir de kendi yerimde, kendi ofisimde hizmet veriyorum. Uzun zamandır aslında tüp bebek ve kadın hastalıkları alanına yönelmiş durumdasınız. Peki bu konuyla ilgili olarak sormak istiyorum. İnfertilite nedir? Ve çiftler çocuk sahibi olmak istedikleri zaman ne zaman doktora başvurmalılar? Evet. Şimdi infertilite halk arasındaki tabiriyle kısırlık dediğimiz bir çift düzenli korunmasız beraberliğe rağmen eğer bir yıl içerisinde gebe kalamıyorsa biz buna infertilite diyoruz. Eğer kadın yaşı burada çok önemli olduğu için 35'ten büyükse bu bir yıllık süreyi beklemeye gerek olmayabilir. 6 aydan sonra bu tanıyı koyup erken dönemde bir kadın doğum uzmanına yönlendirmek yararlı olacaktır. Ama infertilitenin tanımı dediğim gibi bir yıllık korunmasız düzenli beraberliğe rağmen gebeliğin olmaması. Peki çiftler ne zaman hekime başvurmalı? Eğer kadın 35 yaşından büyükse 6 ay içinde 6 ay sonra başvurabilir. Yok, eğer gençse, yaşı küçükse o zaman bir yılı beklemesinde yarar var. Bir yılın sonunda eğer gebelik elde edilmemişse bir kadın doğum uzmanına başvurmalılar birlikte. Anlıyorum. Peki danışanlarınız geldikleri zaman ilk görüşmede nasıl bir diyalog oluyor? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Çiftlerden başlangıçta hangi tahlilleri istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi bir çift bize geldiğinde genellikle aslında bunların birlikte gelmesini daha çok arzuluyoruz. Yani kadın ve erkek birlikte başvurmalarını arzuluyoruz. Bize geldiklerinde öncelikle doğal yolla gebelik sürecinin nasıl elde edildiğini bunları anlatıyoruz. Doğal yolla gebelik elde etmek için nelere ihtiyaç olduğunu anlatıyoruz ve bu çerçevede çiftten temel tetkiklerini istiyoruz. Yani bir çift bize başvurduğunda diyelim ki ilk etapta istediklerimiz nedir? Kadına bir ultrasonografi yapıp rahmini, yumurtalıklarını değerlendiriyoruz. Yani üreme organlarını değerlendiriyoruz. Erkekten başlangıçta bir sperm analizi alıyoruz. Sonrasında da kadının bir rahim filmini çektirerek rahim içi normal mi, tüpler açık mı, bunu değerlendiriyoruz. Çünkü doğal yolla gebeliğin olabilmesi için öncelikle en az 2,5-3 cm küplük normal bir rahim iç boşluğu gerekiyor. Açık tüpler gerekiyor, bir de yumurta gerekiyor, yumurtlama gerekiyor. Kadın düzenli adet görüyorsa zaten %80-85 ihtimalle yumurtluyor. Yumurtlamanın olduğunu bu durumda söyleyebiliriz. Bir de tabii yeterli sayıda harekette ve kalitede sperm.
İşte bunlarla gebelik olduğuna göre biz temel tetkikler olarak ilk etapta bunları istiyoruz. Sperm analizi, rahim filmi, ultrasonografi ve üremeyi etkileyen hormonlar, prolaktin, TSH, antibülleryen hormon gibi. Bunlar bizim başlangıç tetkiklerimiz oluyor. Hazır erkeklerden sperm kalitesinden bahsetmişken, erkekten kaynaklanan kısırlık nedenleri nelerdir? Tabii. Şimdi erkekten kaynaklanan kısırlık nedenlerini ikiye ayırmak mümkün. Bunların bir kısmı cinsel disfonksiyonlar. Yani erkekte düzenli ilişki olmayabilir. Bunu sağlayamayabilir erkek. Ya da düzenli ilişki vardır ama spermle ilgili problemler vardır. Spermle ilgili problemleri de kendi içinde iki gruba ayırmak lazım. Bunların bir kısmı spermin olmaması, sayıca az olması, hareketliliğinin olmaması veya sayıca az olması ya da morfolojik problemler dediğimiz. Bir de bunların haricinde sperm vardır ama kanallarda tıkanıklık vardır. Spermi dışarı atamıyordur. Erkekten kaynaklanan başlıca sebepler bunlar. Biz eskiden infertiliteyi yani kısırlığı ağırlıklı olarak kadın kaynaklı bir problem olarak değerlendirirdik. Ama son yıllarda gördük ki kadınlarla erkekler neredeyse eşit oranda infertiliteden sorumlular. Yani en az kadınlar kadar da erkek kaynaklı sebepler ön plana çıkıyor. %50'ye yakın olduğunu ifade edebiliriz. Hazır böyle erkeklerle ilgili kısırlık sorunlarını konuşmuşken, tabii bunun bir de sperm analizi tarafı var. Doğru. Bunu ilk önce analiz edilmesi gerekiyor. Bu analizi nasıl yapıyorsunuz? Şöyle, şimdi yaklaşık 3 ila 7 günlük bir cinsel perhizi takiben, yani sperm analizi için sperm vereceği zaman bir erkeğin en az 2-3 gün ya da en çok 6-7 gün içinde boşalmasını istiyoruz. 3 ila 7 gün arası. Çok uzun olduğunda da perhiz problemi olabilir veya çok az olduğunda da miktarı az olabilir. Bu şekilde geldiğinde mastürbasyonla sperm veriyor. Verdiği menide, spermde biz başlıca birçok parametreye bakıyoruz ama en önemli baktığımız 3 tane parametre var. Bunlardan bir tanesi spermin sayısı. Eskiden 20 milyon diyorduk ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni kriterlerine göre 15 milyon mililitrede en az sperm olmalı. Birincisi sayı. İkincisi hareketlilik. %50 toplam hareketlilik, %32'nin üstünde ileri hareketliliğin olması lazım. Üçüncüsü morfoloji, şekil. Yani Krüger strict morfolojiyle bakılmışsa %4'ün üstünde normal morfolojide sperm gerekiyor. Demek ki bir sperm analizini bir çift eline aldığında başlıca üç şeye bakacak. Sayı yeterli mi? Hareketlilik yeterli mi? Morfoloji düzgün mü? Diğer birçok parametreler var ama onları minor parametreler olarak kabul edebiliriz. Az önce soruda bahsetmiştiniz erkekten kaynaklı kısırlık sebeplerini. Bir de spermi olmayan erkekler tabii ki ondan da bahsettiniz. Kişiler çocuk sahibi olabilirler mi peki? Hiç evet. Umut yoktur. Bize çok gelen bir soru bu. Spermi olmayan erkekler baba olabilir mi? Çocuk sahibi olma ihtimalleri var mı diye. Evet var. Şöyle ki sperm, menide sperm yoksa ya spermin üretiminde problem vardır, üretilmiyordur ya da çok çok az üretiliyordur, meniye çıkmıyordur. Ya da sperm üretiliyordur ama kanallar tıkalıdır, dışarıya atamıyordur. Dolayısıyla biz böyle bir sperm analiziyle bir erkek geldiğinde ilk etapta bunu bir üroloji, androloji hekimi arkadaşımızla konsülte ediyoruz. Hormonlarına bakıyoruz. Sperm analizinin sonrasında eğer sıfırsa, azospermi ise hormonlarına bakıyoruz. Kromozomlarına, genetiğine bakıyoruz. Ve muayene bulgularına göre gerekirse ek tahlillere, ultrason vesaire şu bu gibi ek tahlillere bakıyoruz. Sonrasında azosperminin sebebi eğer kanallarda tıkanıklıksa o zaman sperm bulma ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Çünkü kanallarda tıkanıklık varsa belli ki sperm üretimi var, iğneyi de çok rahat alabileceğiz. Yok eğer yapımda problem varsa o zaman da belirli oranda hormonlar ve birçok parametreye göre değerlendirerek belirli bir oranda %50, 55, 60 arasında değişen oranlarda ameliyatla mikroskop altında yapılan TESE ameliyatıyla, mikro TESE ameliyatıyla sperm bulma ihtimali var. Şimdi azospermi yani hiç sperm olmayan bir erkek geldiğinde biz kadını, bunun eşini değerlendirdikten sonra diyoruz ki sizin ancak tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olma ihtimaliniz var. Tüp bebek tedavisinde öneri olarak daha çok tercih ettiğimiz kadının yumurtalıklarının hazırlanması. Çünkü eğer sperm çok az çıkarsa doldurup çözdüğümüzde elimizde kalmayabilir diye. Hazırlanma dediğiniz şey tam olarak nasıl oluyor? Kadının hazırlanması, kadının yumurtalarının hormonlarla uyarılıp toplanacak aşamaya gelmesi. Çünkü tüp bebek tedavisi biliyorsunuz spermle yumurtanın laboratuvar ortamında döllendirmesi. Şimdi biz
yumurtaları alıp dışarıda döllenmeye hazır halde tutuyoruz. O esnada, onun öncesinde daha doğrusu, erkeği mikrotez ameliyatını alıyoruz. Yani mikroskop altında testisteki tübüller taranarak sperm olma ihtimali yüksek tübüller alınıyor ve laboratuvara veriliyor. Laboratuvarda adeta bir samanlıkta iğne arar gibi çok uzun uğraşılarla taranıyor ve onların içinden eğer yeterli sayıda sperm bulunursa bu spermler alınıp hazırlanmış yumurtalarla mikro enjeksiyon yapılıyor, döllenliyor ve embriyolar oluşturuluyor. Eğer sperm artarsa bunu da daha sonra kullanılmak üzere dondurabiliyoruz. Anlıyorum. Peki tüp bebek tedavisi her isteyen yapabiliyor mu? Yapılmaya uygun olan kişiler bunu ne zaman başlamalılar? Evet. Şimdi çocuk sahibi olmak için, yani infertilite problemi olan, çocuk sahibi olamayan, gebe kalamayan kadınlarda tek tedavi yolu tüp bebek değil. Biz bunları değerlendirdikten sonra zaten bir problem görürsek onları ortadan kaldırıyoruz çocuk sahibi olabilsinler diye. Değilse yumurta takibi yapılabilir, zamanlanmış ilişki yapılabilir, aşılama yine yardımcı üreme yöntemlerinden bir tanesi ve son olarak da tüp bebek. Peki kimler tüp bebeğe başvurmalı? Kimler? Evet. Soru. Tüp bebeğe bir kere sperm sayısı ya da hareketi ya da morfolojide belki kısmen çok yetersiz olanlar. Yani sperm kaynaklı çocuk sahibi olma ihtimali son derece düşük ya da neredeyse doğal yollarla olmayacak gibi olanlar. İkincisi, kadın da yaş ilerlemiş, yumurta rezervi azalmışsa zaman kaybetmemek lazım. Üçüncüsü, kadının tüpleri kapalıysa, çünkü doğal yolla gebelik için sperme ihtiyaç var, rahme ihtiyaç var ama yumurtanın da rahme ulaşması için tüpün açık olması gerekiyor. Bu tüpün açık olmasından kastınız kanalların kanallar, açık olması. Tamam. Kanalların açık olması gerekiyor. Kanalların açık olup olmadığını da rahim filmiyle ya da laparoskopiyle değerlendiriyoruz. Bunlardan herhangi birinde bir problem varsa, kanallar tıkalıysa, yumurta az, çok azsa, yaş ilerliyorsa, sperm yoksa ya da hareketi çok düşükse ve bunun gibi nedenlerle tüp bebek tedavisini almamız gerekebilir. Bunun dışında da tüp bebek endikasyonları var. Yani doğal yolla pekala çocuk sahibi olabilecekken tüp bebek olması gereken çiftler de var. E nedir bunlar? Ailede genetik bir problem vardır. Örneğin SMA olabilir, talasemi olabilir, başka bir takım genetik problemler olabilir. Ve bu çiftlerin taşıyıcılığı tespit edilmişse ya da ailede daha önceden bilinen bu tür hastalıklar var ve genetik olarak çifte de taşıyıcılık gösterilmişse o zaman bu çifte tüp bebek tedavisini alıp genetik tanıyla sağlıklı ya da taşıyıcı embriyoyu seçip transfer etmek lazım ki çocukları etkilenmiş olmasın, hasta olmasın. Ya da bunun haricinde pekala kolay gebe kalabiliyor ama tekrarlayan düşükleri var, gebelik kayıpları var. Sağlıklı çocuk sahibi olamıyor. Baktık çifte de genetik bir problem var. Yine bunların genetik olarak ayıklanmış sağlıklı embriyoyla gebe kalmaları gerekiyor ki ileride herhangi bir problem olmasın diye. Az önce siz de bahsettiğiniz SMA'dır ya da başka hastalıklardır. Evet. Bunları bertaraf etmeye çalışıyoruz olabildiğince. Peki tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen etmenler nelerdir? Hani bu hastalıklar dışında. Evet. Şimdi tüp bebek tedavisi, kısaca izah etmek gerekirse, laboratuvar ortamında kadın yumurtalarının dışarı alınıp laboratuvar ortamında erkekten eşinden alınan spermlerle mikro enjeksiyonu, oluşan embriyonun hazırlanmış olan rahme transfer işlemi. Demek ki burada neler sonucu etkileyebilir? Bir, en önemli aslında 3 tane parametreyi sayacak olursak, transfer edeceğimiz embriyonun sağlıklı olması lazım. Ama buradan şu anlamı çıkarmamak lazım. Mutlaka tüp bebekte her embriyoya genetik tanı yapalım. Mutlaka her embriyoyu işte PGT yollayalım değil. Ama kabaca vereceğimiz embriyonun kaliteli, sağlıklı olması. İkincisi, rahmin reseptif olması, yani tutunabilir olması. Rahim her dönemde embriyoyu tutacak hormonal ve diğer çevresel faktörlere sahip olmuyor. Buna sahip olması. Üçüncüsü de başarılı bir embriyo transferi. Bunu etkileyen, bunu herhangi bir aşamada etkileyen birçok faktörler var. Mesela rahmin içine sirayet eden miyomlar var. Rahim içerisinde polipler var. Rahim içerisinde rahmin geçirdiği travmaya, küretajlara, ameliyatlara bağlı yapışıklıklar, sineşiler vesaire olabilir. Doğuştan rahimde konjenital anomaliler olabilir. Geçirilen enfeksiyonlara bağlı tüplerde hidrosalpenx dediğimiz tıkanıklık ve içeride sucuk gibi şişmeler olabilir. Onlar geriye doğru akarak embriyonun tutunmasını engelleyebilir. Ya da işte bir takım genetik faktörler gibi dediğimiz şeyler, endometriozis, çikolata kisti gibi hastalıklar tüp bebek tedavisinde başlıca başarıyı etkileyen, başarısızlığa yol açması muhtemel problemlerdir.
Bunları çok detaylı tüp bebek tedavi döneminde takip edip, değerlendirip, tespit edersek de düzeltip ondan sonra embriyo transferi yapıyoruz. Peki tekrarlayan gebeliklerde kayıpları nasıl değerlendirilir, nasıl tedavi edilir? Evet, bu konu çok önemli bir konu. Şimdi tekrarlayan gebelik kayıpları, ardışık veya ardışık olmayabilir, 5 aydan küçük gebeliklerin arka arkaya kaybedilmesi, 2 veya 3 gebelik kaybı şeklinde olabilir. Şimdi bunların sebeplerini biz değerlendirirken birçok faktöre bakıyoruz. Anatomik sebepler olabilir. Yani rahmin yapısıyla ilgili, rahmin duvarı, dışı, içi, işte miyomları, sineşileri, polipleri bahsederken bunları bahsediyordum. Anatomik sebepler olabilir, tekrarlayan gebelik kaybına yol açan. Genetik sebepler olabilir, kromozomal anomaliler vesaire, sakatlıklar, şunlar bunlar. Hormonal sebepler olabilir, tiroid patolojisi, başka bir takım patolojiler, otoimmün hastalıklar olabilir. İmmünolojik problemler olabilir, bağışıklıkla ilgili problemler olabilir. Trombofilik problemler dediğimiz kanama pıhtılaşmayla ilgili problemler olabilir. Ve bunun gibi bir dizi sebep tekrarlayan gebelik kayıplarının sebebi olabilir. Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla bir çift bize başvurduğunda bütün bu yönlerden değerlendiriyoruz. 2 veya 3 boyutlu ultrasonla bakıyoruz uygun zamanda. Herhangi bir anatomik, doğumsal, konjenital bir defekt var mı diye. Rahim filmi çekiyoruz. Yapışıklık, polip, miyom, herhangi bir şey var mı diye. İmmünolojisine, bağışıklığına bakıyoruz biz mesela. Daha çok buna endometriyumda, yani rahim iç dokusunda bakmayı tercih ediyoruz. CD56 dediğimiz endometriyal immüniteye bakıyoruz. Onun haricinde kanama pıhtılaşma ile ilgili temel bir takım genetik testlere bakıyoruz ya da tekrarlayan gebelik kayıpları varsa bazen bunlar çok pahalı ve çok fazla oldukları için bakmadan mutlaka kanama pıhtılaşmaya yönelik olarak düşük molekül ağırlıkta heparin dediğimiz iğneleri kullanabiliyoruz. Yine bunların dışında mutlaka çiftin kromozomlarına bakıyoruz, genetiklerine bakıyoruz. Eğer genetik bir problem varsa ya da bütün yaptıklarımıza rağmen bir problem tespit etmemişiz ama tekrarlayan gebelik kayıpları varsa o zaman da embriyolara genetik tanı yapıp tercihen 5. günde blastokist aşamada genetik tanı yapıp sağlıklı embriyoyu seçip transfer ettiğimizde kendi çalışmalarımızda da gördük ki düşük ihtimalini, tekrarlayan gebelik ihtimalini 5 kat azaltabiliyoruz. Tamamen ortadan kaldıramasak da yaklaşık 5 kat olarak azaltabiliyoruz. Tekrarlayan gebelik kayıpları önemli bir olgu. Çiftleri gerçekten çok yoran, çok yıpratan bir olgu. Bütün bu yönleriyle çok boyutlu değerlendiriyoruz. Eğer sebep tespit edersek o sebebi ortadan kaldırmaya yönelik, sebep bulamazsak da o zaman da mutlaka genetik tanı yapıp sağlıklı embriyoyu bulmak. Çünkü bazen çiftin genetiği normalken de anormal embriyolar üretebilir. Sağlıklı embriyo transferi, yeterli lütal faz desteği ile ve kanama pıhtılaşma kan sulandırıcı iğnelerle progesteron desteğiyle düşüğü önlemeye gayret ediyoruz. Son olarak artık programımızın sonuna da yavaş yavaş yaklaşırken bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Evet. Şimdi bizi izleyenlere özellikle şunu belirtmek isterim ki üreme sağlığı önemli bir konu. Dolayısıyla günümüzde de artık kadınlar eğitim, kariyer yapma vesaire gibi birçok nedenlerle ya da ekonomik koşullar nedeniyle kadın ve erkek genellikle çocuk sahibi olmayı öteliyorlar, erteliyorlar. Eğer evliliğin başlangıcında böyle bir niyetleri varsa, yani çocuk sahibi olmayı biraz öteleyeceklerse, erteleyeceklerse mutlaka rezervlerine baktırsınlar. Erkek herhangi bir problem var mı diye mutlaka bir sperm analizi yaptırsın. Erken dönemde bir spermde çok belirgin bir düşme görülmüşse, gerekirse sperm dondurularak üreme sağlığı garanti altına alınabilir. Kadın ise mutlaka bir kanda antimüllerian hormon baktırsın. Yumurta rezervini görmek için mutlaka bir ultrasonografi ile rahmini, yumurtalıklarına herhangi bir anormallik var mı? Yumurta rezervi çok azalmış mı? Endometriyozis, çikolata kisti gibi kistik yapılar var mı diye mutlaka değerlendirsin. Eğer bunlarda herhangi bir problem var ama mutlaka da koşulları gereği çocuk sahibi olmayı öteleyeceklerse, evlilerse embriyolarını dondurmayı, bekar bayanların da mutlaka yumurtalarını dondurmalarını öneririm. Müsteşar Bey, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere bilgilendirmeme vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyoruz.